Ben küçüklüğümden beri ana kanından doğalı beri buradayım. Çamurun içindeyim. Hayat hikayem benim. Günlük yaptıklarım. Sabahla kalkıyorum, gidiyorum eve. Hemen sabahleyin geliyorum buraya. Kendime bir çay demliyorum. Çay içiyoruz babamlarla. Sonra koyunların kuzularını ayırıyoruz. Bir kaşık daha var. Onları da ayırıyoruz. Sonra koyunları meraya çıkartıyoruz. 7'ye kadar merada yayıyoruz. Geliyoruz yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Ondan sonra öyle. Görmek bilmek lazım yani. İşten gelmesi lazım. İşten gelmedi mi hiçbir şey olmaz. Doktora hocam dedim mi zorla hiçbir şey olmuyor. Biliyormuş kendiniz de. İşten gelmesi lazım. Böyle. Şu an bu sektör para kazanmıyor. Nasıl kazanmıyor? Çiftçinin malı para yapmıyor. Peynir, yoğurt. Ucuz biliyorsunuz. Şehirlerde İstanbul'dakilerde peyniri pahalı diyorlar. Onu peyniri pahalı yapanlar aradaki fırsatçılar. Fırsatçılara da galip biz bir şey diyemiyoruz. Böyle diyeyim abi yani. Yapsınlar önce bir 6 ay boyunca hayvanını tanısın. Hayvanın neşeğini tanısın. 6 aydır sonra tabi alışıyorsun. Usta bir çoban tutsun 6. aya kadar. 6. aydan sonra yapsın işte kendisini kendi kendine. Ben de mi söyleyeyim? Aharını yapsın. Benim hayatım değişti. Nasıl değişti? Cuma günü hayvan pazarına gittim. Bizim burada Havra'nın pazarı oluyor. Oraya gittim işte. Herkes gelen geçen selam veriyor. O YouTuber Şevki. Yok şöyle Şevki. Nasılsın Şevki? Merhaba Şevki. Herkes böyle. Herkes tanımış galim beni. Daha İstanbul'a gideyim. Başımdan insan ayrılmayacak olmak var. Peki tanımak güzel mi? Valla tanımak iyidir. Öyle diyeyim. Peki devlet büyüklerinden bir isteğin var mı? Ne istiyorsun vallahi Cumhurbaşkanı'ndan? Valla 50 tane koyun acıyız. Cumhurbaşkanımızdan 50 koyun istiyoruz. İnşallah sesimizi duyar. Böyle bir yardım yapar bize. Bir 50 koyun istiyoruz. Bu tuğlalı yerler. Şu otluk yer sizinde mi? Bizim ha burada. Ha orayı değil mi? Gel. Can bunlar can.